Merhaba güreştürkiye.net severler. Ben Air Canada Kaan. Bugün 6.sını düzenlediğimiz, adminimiz Burak Gül'le yaptığımız, her sene yaptığımız röportajların 10. yaş şenlikleri için olanında sizlerle birlikteyiz. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Nasılsın? Nasıl gidiyor korona hayatı, genel hayat? Valla çok güzel. Aslında hayat durdu. Biz yürütmeye çalışıyoruz. Yani realde durdu. Sanalda belki de daha da aktifleşen bir yaşam var. Ben de bir sağlıkçı olarak, yani Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olarak, yani koronavirüsün tehlikelerini bile bile yaşamaya çalışıyoruz. Tabii biz biraz daha işin içindeyiz. Biraz daha dikkatli olmak durumundayız. Ve fakat insanların bu duyarlılıkta, en azından bizim çeyreğimiz kadar duyarlılıkta olmaması bizi bir aile üzüyor. Evet, çok haklısın. O zaman ben ilk soruyu ben kendim soruyorum. Forumdaki arkadaşların sorularından önce. Sence Güreş Türkiye bu bir yılı nasıl geçirdi? Son bir yılı mı? Evet, geçtiğimiz sene son röportajımızdan bugüne kadar Güreş Türkiye nasıl bir süre, nasıl geçirdi zaman? Bunu konuşalım. Öncelikle teşekkür etmem gereken birkaç platform var. Onları da söylemiş bulunayım. Kenan Bey yine ilk olarak Pro Wrestling Medya'dan, Oğuzhan Bey Wrestling Türkiye'den, Cenkan Cenk yine forumumuzda The Unpredictable Nick ile olan Cenk kardeşim. Haziran ayında yaptığımız dev çekilişe kendi platformlarında destek tanıtım yaparak bizlere aynı zamanda yeni yaşımızda bu açıdan kutlamış oldu. Bu yolla tebrik etmiş oldu. Ben de onlara çok teşekkür ediyorum verdikleri destekten ötürü. Sağ olsunlar. Güreş Türkiye'ye gelince yani olağanüstü zamanlar geçiriyoruz hayatımızda. Tabii bu biraz da insanları bilgisayar başında kalmaya yönlendirdi. Haziran ayı tam olarak istatistikler gelmese de tüm zamanların en aktif Haziran ayı olmuş olabilir. Bu açıdan da Güreş Türkiye yazarlarına, binlerce üyemize, sosyal medyada yüz binlerce takipçimize çok teşekkür ediyoruz. Evet, ilk sorumuz o zaman üyelerimizden geliyor. Soru tabakasına hemen geçmeden, tabii Tabii sen ki. dışarıda maske takmayan bir adamsındır diye tahmin ediyorum. Bursa'da Böyle maske takmak zorunlu kardeşim. ha öyle mi? Sen de biraz böyle gangsta tarzı bir hava görüyordum da ondan söyledim. Ben maske Ben takalım koşuya arkadaşlar. çıkıyordum. Maske zorunlu. Lavara var. Ara maskesiz çıkıyordum. Koşuyordum dışarıda. Zorunluluk geldi. Onu da bırakmak zorunda kaldım. Öyle Hadi yapmam. bakalım yani bazı şeylerden feragat ediyoruz. Her hayatımızdaki belki de her şeyden belli bir oranda feragat ediyoruz. Doğru söylüyorsun. Evet, ilk sorumuz sana başka bir adminden geliyor. Winton Lawrence Rotunda sormuş ki Doğan. Doğan, Evet. ekip arkadaşı olarak iyi kötü 2 senemiz geçti. Bu 2 senelik birikimden yola çıkarak benim hakkımda ne düşündüğünü öğrenmek isterim. Ayrıca beraber çalıştığı co-adminlerden kaçıncı sıraya koyacağını da merak ediyorum. İlk sorudan başlayayım. Doğan şu anda yönetim kurulu başkanlığını icra ediyor. Yani yönetimdeki tüm işleyişten kendisi sorumlu. Nihai karar verici de o. Doğan'a ya bu sorumluluk isteyen bir görev, bir durum. Binlerce insanın aktif olduğu bir internet sitesinde bunu yapabilmek de ayrıca liderlik vasıfları ve belli bir karakter, idarecilik de gerektiriyor. Doğan bunu çok iyi başarıyor. Zannedersem kendisinin de bundan önce belki ebeveynlerinde, belki ailesinde bu konuda deneyimleri olan belki bir devlet dairesinde, belki bir iş yerinde öğrenilmişliği kesinlikle var Doğan'da. Çok başarılı. Ama kaçıncı sıraya koyabileceğimi bilmiyorum. Çünkü ayıramam. Bir sürü koadminimiz oldu ama marka koadminlere bakalım istersen. Mesela Numan. Numan da çok başarılıydı. Ona da selam olsun buradan. Başka senin koadmin deyince aklına ilk gelen Şafak. Şafak şu Aynen. anda ya tabii admin olduğu sürede var Şafak'ın ama koadmin de uzun süre kaldı.
Şafak şu anda bir devlet kurumunda çalışıyor. Bize çok katılamıyor ama o da çok başarılıydı. Ayıramam. Hepsi benim için çok kıymetli insanlar. Sonraki sorumuz, bitirdiğini düşünerek, Black Star'dan geliyor. Forumu nasıl bu kadar büyütmeyi başardınız? 9 senede bu kadar iş başarmanız gerçekten takdire şayan demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu kadar büyümesinin sebebi Güreş Türkiye'nin inovatif olması, yeniliklere açık olması, herkesi dinliyor olması, karar verici konuda da demokratik ilkelere inanması. Böylece forumu hem sohbet açısından hem eğlence açısından 24 saat takılınabilir bir hale getirdik. 10. senesinde en belki de forumlar tarihinin en aktif ayı olarak kutluyoruz şu anda. Gurur verici bir durum. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Ayrıca sana güzel bir sorusu da var. Beni Affet'in son bölüm incelemesini ister mi? Onu da Buğra abiye lütfen sorun demiş. Eyvah. Bir şey, mutlaka göz atmak isterim. Rende 16 sormuş deneme modlarımızdan. Uzun süreli bir tanışıklığımız var kendisiyle. Yönetim ekibinde onunla çalışmak da varmış kaderimde ve bundan dolayı çok mutluyum. Kendisi hakkında neler düşündüğünü sormak istiyorsan. Valla benim için yine çok kıymetli olan başka insanlardan biri. Çok eski üyelerimizden, yanılmıyorsam 2011-2012 o jenerasyonda üye olmuş olması lazım. Bu zamana kadar yönetimde beraber bir şeyler paylaşmamış olmamız da zamanın getirdiği şanssızlıklar diyeyim. Zaten yaşça da bana yakın, belki çalışma hayatına da şu anda hani bir ucundan tutmuş biri de belki de çok bilmiyorum real durumunu. Ama onunla çalışmak gerçekten çok büyük keyif. Buradan selam olsun Taylan'a. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12 soru tek kişiden kısa kısa. Evet, tek cümle cevaplayalım o zaman, teker cümle. Hazır mısın? God in Head başlıyoruz. Benim hakkımda evet. Ne düşünüyor? Genç ve heyecanlı bir arkadaşımız. Nick'inin anlamı ne ve nasıl ortaya çıktı? Christian'ın gimmick'iydi bu, karakter ismiydi. Ve bunu türettik yani. The Pips, Pipsion, Pip Rules, Pip Nation. Yani Ege'de mesela, buradan Ege'ye de çok selam olsun, Ryan'a. Böyle türedi. Bu şekilde ortaya çıktı. İlk kim sana gür diye hitap etti? İlkokulda olması lazım. İlkokulda hey gür diye, hani hey girl değil de hey gür diye hitap edilirdi o betimlemeyle. İlkokul arkadaşlarım ilk. Hala da görüşürüz sıkı fıkıyız hepsiyle. Aklına nasıl böyle bir forum kurmak geldi? Seven Lot'taydık. Sen de vardın Kaan'cığım. Evet. Seven Lot'taydık. Orada inanılmaz kuralsız ve çok iyi insanların harcandığı, adeta gün boyu küfürler yediği AOL saldırıları, troll saldırıları olan WWE'nin Türkiye resmi forumuydu ama resmi demeye bin şahit ister. Bu sebeplerden ötürü ayrı bir forum kuralım da bari kendi aramızda avellikler görmeden güreş konuşabilelim diye kurduk. Bir hobi olarak kurduk. Yine bir hobi ama 10 sene devam etmesi hayatımızda sadece hobi olmadığını, aynı zamanda bir aile kazandığımızı gösterir durum. Forumdaki yönetimden, üyelerden memnun mu? Tabii ki. Çok hani jenerasyon farkı artık bizde 10. senemize girerken artmaya başladı. Yani 2005'li üyemiz de var, 92'li üyemiz de var. Jenerasyon farkı arttıkça güreşe bakış açılarının değiştiğini görüyorum. Güreşe bakış açısının bu kadar hızlı, bu kadar büyük değişimler yaşaması aslında forumda farklı bakış açılarıyla insanların konuşabilmesine neden oluyor. Bu da beni memnun ediyor üyelere dair. Yönetim ekibimiz zaten şahane insanlardan kurulu ve şahane insanlarla olmaya devam edecek. Sürekli sorunu olduğunda sana geliyormuş. Başka bir muhabbetiniz yokmuş. Onunla tanışmak ister misin? Tabii ki. Ben sorun çözmeyi seven biriyim. Zaten kendimle çalıştığım, real hayatımda çalıştığım işimde bir yöneticiyim. Sorun çözmek benim işim. Ve tanışmak tabii ki isterim. Mutlaka. Neden olmasın? Pentagon Junior hakkında ne düşünüyorsun? Sevdiğimiz bir arkadaşımız Pentagon Junior. Yanılmıyorsam zaten 35'li yaşlarda, yani
bu tipteki güreşçiler çok uzun güreşmiyor ama yani çok fazla fit kalmayı başarsalar bile çabukluğunu hani erken kaybediyorlar. Umarım uzun bir kariyeri olur. O da Meksikalıların idollerinden galiba. Impact'te mi şu anda? İdollerinden galiba. AAA'de mi yoksa? Hiçbir fikrim yok, biliyor musun? Anladım. Tek, ya, tek maçımız yok. Oralarda, oralarda. Lucha Underground da olabilir. Oralarda işte. RPG'de Pentagon Dark'ı oynayabiliyor muymuş? Görüyorum. RPG şovlarını zaten takip ediyorum. Beğendiğim karakterlerden biri de Pentagon Dark. Benim sürekli form hakkındaki sorunlarım ona danışmandan rahatsız mı? Bunu söylemiştim az önce. Bu cevabı, soruyu cevaplamıştım. Sorun çözmek benim için işim. Forumda en sevdiği üye ve üyeler kimler demiş Air Canada hariç. Valla Air Canada bir tabii. Onu atlamayalım. Ama hani çok sevdiğim üyeler var. Genelde en sevdiğim üyeler çok konu açan, çok mesaj yazan üyeler diyeyim. Böyle bir vücut politik çalımı atıp uzaklaşayım, aynen. Forumda en sevmediği üye ve üyeler kimler? O da hiç konu aç. Sürekli aktif takılanlar. Ya da bir de şöyle bir popülasyonumuz var. Yalnızca misafir takılanlar. Ben bir gün veri tabanında araştırmıştım. Ya en az forumda gün içinde 200 civarı insan günlük forumu ziyaret ediyor ve üye olmuyorlar. Sadece ziyaretçi olarak takılıyorlar. Bu da çok enteresan. İlginç. Ve sence üstteki üye konularını salmalı mıyım demiş. Valla forum oyunları, forumun sen de bilirsin çok eski bir forum kullanıcısı olarak, forum kültürünün ürünüdür. Üstteki üye, alttaki üye. Ya forum oyunları tadı, ayarı kaçmadıkça yani hep forum kültüründe, bu forum kültünün yarattığı ögelerden biridir. Tabii ki salmamalı ama ayarı da kaçmamalı. Boğaç sormuş ki, Boğaç hakkında ne düşünüyorsun Burak? Boğaç radyocumuz, sunucumuz, karizmatik ses. Her zaman hani bazı insanlar vardır, her zaman yanında olunca güçlü hissedersiniz. Benim için Boğaç da o. Boğaç benim yanımdaysa ben güçlü hissediyorum. Bana da şey demiş. Araş artık gerçekleri açıkla, Starbucks'lar açıldı demiş. Selin Şener'le görüştün mü yoksa Starbucks'ta birer kahve içtiniz mi yoksa sevgili Araş? Yani şimdi burada açıklamak doğru olmaz. Bu konumuz bu değil burada. Güreş Türkiye'nin 10. yıl etkinlikleri için buradayız Boğaç'ım. Doğru. Viper Strike sormuş hepimizin merak ettiği o soruyu. Forumdan ne kadar gelir elde ediyor demiş. Forumdan yani internet sitemizden gelirimiz işte VIP satışları. Bunun dışında hani VIP satışları dışında elde tutulacak bir gelir yok. VIP satışlarına çok sattığımızdan çok dağıtıyoruz zaten. Çok da satmıyoruz. bir gelirimiz yani yok denilir. Ya bir hobi, bir gelir elde etme amaçlı yapılmış bir şey değil Güreş Türkiye. Zaten bu işin içine gelir girse ya da para girse biz şimdi belli bir yaşta olan insanlar olduğumuz için hani iş yerindeki koltuk kayırma kavgaları olsun, yukarıdan aşağıdan yukarıya git merdiven basamaklarına çıkma olsun, insanlar arasındaki husumetler olsun. Bu işe para girse eğlencesi de kaçar yani. Doğru. Ya çünkü hani ben üye olarak birilerine para kazandırıyorum diye düşünebilir insanlar. Biz de bu sebeplerden ötürü her zaman forum gelirleri ya da forum hani paraya çevirme hususunda hiçbir zaman itiraz sahibi olmadık. Iron Cannonball sormuş. Forumu kurarken 10 yılı dolduracağını hiç bekler miydin? Valla bu bir hedefti. 10 yıl bir hedefti. Ve oldu. Olmaması için bir sebep yoktu. En başta söylediğim gibi Güreş Türkiye inovatif, yeniliklere açık olan, herkesi dinleyen ve demokratik biçimde forum kuralları oluşturup kararlar alan, herkesin katkı yapabileceği, çizmek isteyene boş bir tuval olan internet sitesi, resim yapmasını bilen herkes bize destek ve olabiliyor, katkı sağlayabiliyor. Ve bir aile oluşturduk. 10. yılı dolduracağını bir hedefti benim için.
olmaması için de bir sebep yoktu. Bekliyordum. Şimdi hedef belli. Hedef 100. Ne? Ya öyle olmaz mı? 10, 100, 1000 falan. Hayırlısı. Hayırlısı. Mr. Bean sormuş. Ben bunu senden duymayı çok merak ediyorum. Neden Air Canada sadece yıl dönümlerinde ortaya çıkıyor demiş. Faydasız bu ya. Vallahi faydasız ya. O tamamen bununla alakalı bir durum. Yani başka bir gerçek yok kesinlikle. Kuru gürültü arada işte. Gelin. Doğru. Kero Mysterio sormuş. Benim hakkımda ne düşünüyor? Kero Mysterio tanışma durumu olmadı. Kocaeli diyebiliyorum. Kocaeli'de yolumun hiç düştüğü bir yer değil. Allah kahretsin ki ben Antalya'da yaşıyorum. Yani tanışmak isterim. Real'de daha önce bir forum üyesiyle görüştüm mü desen görüşmedim de. 10 sene geçmiş. 10 sene geçmiş. Ya inanılır gibi değil gerçekten. Bu bir ayıp yani. Buradan da itiraf ediyorum. Bir bu ayıp ya. Ama ya tanışmaya belki ilk sen olursun Kero. Senin Antalya'da yaşaman çok kurtardı o konu. İstanbul'da falan yaşasaydın. Ya bir de Antalya'nın en doğu ilçesinde yaşıyorum yani. Gazipaşa'dayım. Alanya Gazipaşa'dayım. Burada da kimse yok forumdan. Birkaç arkadaş vardı. Instagram'dan takipleştik Alanyalı. Ama olmadı yani. İlk hangi güreşçiyi tanıdı diye sormuş Kero. Tabii ki ilk Christian. Forumu nasıl kurdu? Forumu bu soruyu cevaplamıştık. Tekrar kısa bir şekilde üzerinden geçeyim. Seven Lot'ta üyeyken troll saldırıları, AOL saldırıları WWE'nin resmi forumunda çok ağır biçimde oluyordu. Biz de güreş konuşmayı bilen 10-20 insanla kurduk ve ardından inovatif oluşumuz, yeniliğe açık oluşumuz. Herkesi dinliyor ve karar alırken, forum kurallarını oluştururken herkesin katkısında bulunduğu bir internet sitesi bu yaşa kadar gelmeyi başardı. Bundan sonra hedef 100. Speedrunner sormuş. Benim hakkımda ne düşünüyor diye. Evet. Taha çok duygusal bir arkadaşımız. Onu çok seviyorum. Daha önce yönetimde kısa bir durum çalışmak kısmet oldu. Çok verimli çalışması, çok keyifli bir insan. Realde de tanımak istediğim kişilerden biri. İnşallah olur. Taha'yı tekrar yönetimdeki çok görmeyi isterim. Sınavdan dolayı bıraktı. Bakalım kısmet neden olmaz. Frikin sormuş. Çok güzel bir soru. Ne olacak Fener'in hali? Burada iki tane Fenerli var galiba. Bir tanesini evet. Bilmiyorum da. Ben Fenerliyim. Sen Alanya Sporlu değil misin oğlum? Alanya Sporlu. Ne olacak Fener'in hali? Çok güzel soru. Ya Fener çok büyük revizyonlar geçirmesi lazım ve bence dibi görmüş değil. Bakın. Bu değil önemli. Mi? Bence dibi görmüş değil. Daha da kötü olabiliriz. Ne olacak? Hala Mert Hakan yandaş falan kovuluyor. DS almasın diye oyuncu almaya çalışıyorlar. Abi bana. İşte bak vizyon. Ulan böyle mi olacaktı ya? Aziz Yıldırım Range Rover. Mehmet Topuz Trazer. Bak gördün hemen keyfe geldim bakıyorum. Aynen öyle. Mert Lesnar sormuş forumumuzun son dönemdeki en aktif üyelerinden takip ettiğim kadarıyla. Selam olsun Mert'e de. Forumu ilk açma kararı nasıl demiş onu zaten cevapladık. Evet 2 dakika önce cevapladık Mert'ciğim. Forumun ilk haftalarda aldığı etkileşim nasıldı? Üye sayısı, mesaj, konu gibi. Fena değildi yani. Bizim zaten o zaman da görüşümüz şuydu. 24 saat takılınabilecek bir internet sitesi yaratmak. Bu minvalde de çalıştık, tanıttık. İnsanlar kurulduğunu gördü, dikkat çektik, fark yarattık. Bakın bu etkinlik haftaları, yaş günü kutlamaları, işte geleneksel turnuvalar, geleneksel yarışmalar. Bunlar hep inovatif olmakla yaratılmış şeyler. Başka yerlerde, başka platformlarda kopyaları sizi yanıltmasın. Bunlar sadece Güreş Türkiye'nin kendi özlüklerinden çıkmış şeyler. Fark yaratınca, farklı olunca, yenilikçi olunca, değişime açık olunca kazanıyorsunuz arkadaşlar. Biz de birçok insanı, bakın zordur. Sosyal medyada Facebook'u, Twitter'ı, işte Instagram'ı bilen insanların
buraya gelip buraya alışması, ortama ısınması zordur. Ama biz bunu çok hızlı aştığımızı görüyorum, düşünüyorum. Bu da biraz herkesi dinleyerek oldu yani. Herkesin katkı yaptığı bir internet sitesi oluşturarak oldu bence. Çırax denen elemana güvenip beni dinlemeden küfür edip moderatörken atmasının sebebi neydi? Vallahi, kalbimiz kırık demiş. Valla çok sarhoştum, hatırlamıyorum. Kim bilir neler yaptın da işte çocuklara cevap vermiş. Ya bu olayı da hemen üzerinden geçeyim. Ben bilmediğim için bir şey bilmiyorum. Mert moderatörken şifresi mi biri tarafından çözülmüş? Bir şey olmuş. Bu sebeplerden ötürü başkaları giriş yapıp kötü niyetli kullanamazdı zaten. Hani iyi niyetle o taklit yaparak mesaj atmış, işte şey yapmış, şikayet çözmüş falan filan. Bu sebeplerden ötürü kızmıştık kendisine ama küfür falan etmemişimdir ya. Yani inşallah etmemiştir bunları. Eğer ettiysem özür dilerim. Sarhoş olabilirim. Belki de. Koskoca beer drinker. Beer drinker. Küfür etmemişimdir abi. Bunu Mert'le tekrar konuşacağım. Tamamdır. Punksit sormuş. Benim yorumlarımı beğendiğini biliyorum ama klasik olarak benim hakkımda ne düşünüyor? Punksit çok şey bir adam ya. Kuşkonmaz bir adam. Yani biraz isyan, biraz CM Punk, biraz Riot. Yani bilmiyorum. Taner'i çok severim. Taner'in hep o şey tarafı, farklı olan tarafı, gündem belirleyebilecek konularda hemen öne çıkışı beni her zaman etkilemiştir. Taner'i çok severim bu açıdan. Bir sorusu daha var sana. Evet. Zeno ve ben senden özür bekliyoruz. Ne zaman geldiler tahminen? Zeno neden özür bekliyor? Hemen ona açıklayayım. Ben bunu şey dedim. Forum sensiz nasıl olacak dedim. Bir 10 gün falan anlattım. Çok keyifli bir ben değil mi? Ama Zeno'nun o ara hepimiz fake hesap olduğunu düşünüyorduk. Çok anti bir karakterdi. Fakat işte dediğim gibi bir bakayım dedim. Ne olacak dedim. Banlayınca nasıl bir tepki verecek dedim. Çok normal adam banının açılmasını falan bekledi yani. O da hani hem kendisine bir saygı kazandırdı hem de bizim yaptığımız hatayı yani yüzümüze vurdurdu. Zeno bugün forumun anti karakterlerinden biri. Her platformun bir anti karakteri vardır, buna inanırım. Kimse kimseye, herkes birbirine benzerse çok sıkıcı bir yer oluruz. Zeno'yu da hani o açıdan eğer özür gerekiyorsa özür dileyim. Taner konusu. Bir ara yine Taner moderatör. Taner'in biz kaybolmaları meşhurdur. Rankını almışız böyle. Sormadan etme, haber vermeden almışız ama foruma bir 10-15 gündür girmiyor. Tekrar girecek, yine moderatör yaparız diye düşündük herhalde. Taner'in bir rankını aldık. Taner ona gönül koydu zannedersem. Aslında biraz iletişim eksikliği, doğru söylüyor. Taner de özürü hak ediyor. Onunla da özel olarak konuşacağım. Immortal Fatal Crew sormuş. İyi. Beni seviyor mu? Ben seviyorum. Daha az bir de WrestleMania 31 sabaha kadar zevk veriyor mu güreş artık? Valla WrestleMania'lar her zaman duygu yoğunluğu yüksek olan şovlar. Her WrestleMania bu seneki biraz çok buruktu, biraz değil. Duygu yükü ağır olan şovlar keyifli oluyor. Tabii onu da çok seviyorum. Ya çok uzun zamandır forumda. O da 4-5 senedir forumda. Çok selam olsun buradan. Barrow McMahon sormuş yine forum açarken ne düşündüm diye. Cevapladık soruya gelene kadar. Evet. Sadece ya 5 dakika söylemiş. Önce falan cevapladık Barrow. Barrow'cum selam olsun sana da. Şimdi nasıl okuyacağım bilemedim. Ace. Kusura bak. Ace. Evet. Bu biraz Ace. Şey seslenmesi galiba. Ace. Bu biraz İngiltere'nin güneyinde yaşayan, böyle deniz sahilde yaşayan genç kızların seslenmesi olabilir. Evet. Forumu nasıl bu kadar geniş bir kitle haline getirdi? Tabii yenilikçi olduk. Az önce söylediğim gibi inovatif olduk. Herkesi dinledik. Karar alırken herkesin görüşü bizim için çok önemliydi.
Arkadaşlar forum yönetmek biraz ülke yönetmeye benziyor bu açıdan. Eğer insanlara adil biçimde davranırsanız, kurallarınızı net uygularsanız, yenilikçi olur, insanların eğleneceği şeyler sunarsanız, 24 saat takılınabilecek bir forum internet sitesi oluşturursanız ilgiyi çekiyorsunuz, talep görüyorsunuz. Bu dünyanın neresinde olursa olsun şaşmaz. Evet, bir de seni tebrik etmiş Türkiye gibi bir ülkede Pro Wrestling için çok bu kadar teşekkür büyük bir ediyorum. Ortam kurduğu ve devamlı sağladığı için. Şimdi Staying Alive, yani biliyordum. Kutim Staryon'un sorusu, soruları. Evet. 2, 4, 6, 8. Evet. Hakkımda genel görüşleri neler? Kutay çok sevdiğimiz biri. Güreş Türkiye için çok emek taşıyan, emek vermiş biri. Çok teşekkür ediyoruz. O da daima bizimle kalacak olduğunun verdiği hissiyat mutluluk veriyor bize. Forumda en çok takıldığı 3 bölüm. Bir, tabii şov tartışma konuları. Haftalık şovlar kategorisindeki Raw SmackDown tartışma alanları. 1-2 bu olsun. 3'te yanılmıyorsam spor bülteni olur ya. Alanya Spor'umuzun bu seneki başarısı ve Fenerbahçe'nin rezalet durumda oluşu. 3'ü de oraya koydu galiba. Forum ilk kurduğunda 10. yılı görebileceğini düşündün evet, mü? Evet. 10. yıl hedefti. Şimdi hedef 100. Zaten devamın sorusu da forum kaç yıl ayakta kalır diye sorulmuştu. İşte 100. Hedef 100 bakalım. Arkadaş. Görüşürüz artık. Ölmez sağ kalırsak. İnşallah 100 sene sonra. Bunca yıldır forumda admin kendisi yaşadığı en tuhaf olay neydi? 2016 ya da 2015, 2016 senesi olması lazım. Belki de 2015'tir. Forum bir veri tabanı sorunu yaşadı. Birkaç günlüğüne veriyi onarana kadar eski bir yedeği yüklememiz gerekiyordu. İşte yüklüyoruz. Yedekler sürekli hatalı çıkıyor. En son başarılı yüklediğimiz yedek 2 sene öncesine aitti. Yani forum, internet sitemiz 2 sene önceye gitti falan. Yıl 2016, işte 2014 yılında oynanacak Arsenal Beşiktaş maçının konusu falan var. Millet oraya yazıyor. Beyler gelecekken geliyorum, maç skoru şöyle bitecek vesaire. O çok tuhaf bir olaydı ama bir iki gün sonra hemen tamir ettik, onardık. Bu en tuhaf olay buydu ya. Unutamam bunu. Forumun bazı yerlerinde birlikte çalışıyormuşsunuz yaklaşık bir senedir. Aynen öyle. Kuti'den bu konuda memnun musun? Çok. Kutay yani ricamızı asla kırmayan ve sonuna kadar emek vermeye çalışan bir insan. Çok teşekkür ediyoruz ona. Son sözü de banaymış. Evet. Kardeşim senin 91'li Fırat ile Starbucks'a kaçacak çabuk engel ol demiş. Şüş. Ben bilmiyorum. 91'li Fırat bir yerde daha geçiyordu bugün. Bir yerde daha gördüm. Muhabbeti de bilmiyorum. Starbucks'ta farklı heyecanlar kovalıyor Selin. Dikkat et birader. Aman diyeyim, iyi oldu, haberimiz oldu. Sen bir Instagram falan bir stalkla bakalım. Kimmiş bu Fırat, çözelim çizelim. Gözümüzü dört açalım artık. Ultimate Opportunist Edge sormuş. Benim hakkımda ne düşünüyor? Valla Ultimate Opportunist Edge yine eski üyelerimizden biri olması lazım. Yani 2016 jenerasyonundan olması lazım. Sevdiğimiz bir arkadaş, tanımıyorum. Ama bu Eskişehir, yani iddiatın başkenti olan Eskişehir'de yaşıyor diye hatırlıyorum. Şimdi çok zihnimi zorla düşünüyorum. Tanışmak isterim sevdiğimiz bir üye. Yani uzun zamandır bizle olması da onur verici. Alanya'nın en iyi mahallesi hangisi demiş? Vallahi Alanya'nın en iyi mahallesi Marina. Marina çok da hani hangi mahalle dersen Marina'nın olduğu o caddeyi tavsiye ederim. Mahalle orada çok büyük bir yeri kapsıyor artık yeni büyükşehir yasasıyla beraber. Şimdi Marina bölgesini tavsiye ederim. Orada gece kulüpleri, diskolar, turistler. Tabii güzel. Bu sene direkt dansı yapan kadınlar, 3 kadın, bak abartmıyorum, mekanda 3 kadın 1 erkekler, yani
hiçbir erkeğin kadrosuz çıkmadığı mekanlar. Alanya mükemmel bir yer. Değerlendirmesini bilen arkadaşlar. Alanya il olmalı mı demiş. Olursa ne zaman olur demiş. Bak ben Gazipaşa'da, Alanya'ya yakın bir ilçede aslen Gazipaşalıyım ama Alanya'da Gazipaşa arasında yaşıyorum. Benim Antalya valiliğe ulaşmam 3,5 saat. 190 kilometre falan. Yani Alanya ile Antalya arasında bu kadar uzaklık var. Bence kesinlikle il olmalı diye düşünüyorum. Forumu devredecek olsa kime devreder? Hem eski hem yeni üyeler. Şu an yönetim kurulumuzdaki başkanımız Doğan. Devredecek olsam direkt ona devrederim. Şu kafam orada kalmaz. Doğan halleder. Şimdi Zeno. Nun. Al işte. Neler metinleri var. Evet. İki yıldır sorduğu soruyu tekrar ediyormuş. Bundan az önce cevapladık gerçi ama kardeşim beni niye banladın? Yani kendin kendin New Japan Pro Wrestling Türkiye konuları açarken ben Japonlarla aramı iyi tutmadım diye ban yedim. 30 gün banlayıp neden 20 günde açıyorsun? Haksız ban için özür bekliyorum. 3 yıl olacak az daha zorlasa. Bu arada Yamaha orada burada Suzuki ve Mitsubishi klima sevmiyorum. Ya çok, çok matrak bir adam. Bu adam matrak olabilir mi? Yok ya. Ben matrak biraz bu kadar mı? Sivri değildi. Biraz daha maskülen miydi acaba? Evet. Kaslı kedi fotoğrafı geliyor benim aklıma matrak deyince sadece. Hı hı. beni banlamak istediğini biliyorum. Bu arada bir, Taner'in sorusunda Zeno'dan bahsettim. Zeno'ya da söyleyeyim. Taner'in sorusuna dönersen Zeno o olayı da açıkladım ve özür diledim. Evet. Beni banlamak istediğini biliyorum ilk geldiğim zaman. Hatta havaksız bandan döndükten sonra sınırsız banlayacaklar da onu da biliyorum. Banlamadı pişman mı? Yok ya, ben az önce de dedim işte Taner'in sorusunda da her platformun bir antisi olur. İşte bizim antimizde Zeno oldu. Başka birkaç tane daha sayabileceğimiz isim var. Ya onlar olmazsa forum çok sıkıcı bir yer olur. Bize renk kattığı için teşekkür ediyoruz Zeno'ya da. Forum yönetimini benim geldiğim zamana bakarak daha pasif seçiyor. Bu açık ve net. Daha rahat yönetebilecek ve sesi çıkmayacak kişiler... üst yetkili de böyle, düşük rütbelisi de böyle. İlk geldiğim zaman yönetim kendi tabiyle CHP binası tarzı bir şeye benzedi. Ne oluyor? Daha yetkin ve fikirleri herkese söyleyebilen bireylerde. Bana katılacaktır kesinlikle. Katılmazsa dürüst olmaz. Tabii şu an bulunan yönetimi de bozmamak adına doğrulayamayabilir beni demiş de. Katılıyorum. Soru... Katılıyorum. Önceden çok şu açıdan katılıyorum. Bir önceki yönetimlerimiz şimdiki arkadaşlarımıza nazaran yani çok daha baskın karakterlerdi. Şimdi de hani biraz daha dışarıyı dinlemeye açık olduğumuz için bu baltalar elimizde, ormanlar İşte cebimizde, neydi o şarkı? O moddaki arkadaşlardan ziyade daha uyumlu karakterler seçtik. Bunun sebebi de aslında her senenin farklı bir melodisi var. Geçmişte yönetmek istediğimiz kitle ona göreydi. Şimdi yönetmek istediğimiz kitle de buna göre olduğu için çalışıyoruz. Yani Güreş Türkiye'nin daha iyi bir yer olması için uğraşıyoruz. Ve iş hayatı. Tam olarak ne iş yaptığını bilmiyorum. Sağlık sektörü sanırım. Kendi istediği seviyede mi? Yoksa bulunduğu konumdan daha kalifiye biri olarak görüyor kendini? Ben kendi istediğim seviyeden çok daha yukarıda bir yerdeyim. Ya aynı zaman mesleki olmak, mesleki durumdan ziyade bir de yöneticilikle uğraşıyorum. Bu sebeplerden ötürü ister istemez bunun ağırlığı var üstümde. Tabii karakter olarak hani buna yatkınlık, alışkanlık beni her zaman zinde tutuyor. Fakat bu kadar çok şeyin sorumluluğundan ziyade çok daha az şeyi az maaş karşılığında yaşıyor olsaydım belki daha mutlu olurdum. Az önce de bahsettiğim bir konudan gelmiş yine. Alanya'nın içinde rahat edebileceğimiz gece kulübü önerileri. Striptiz gösterisi olan mekan.
daha iyi olur. Kral hepsinde sürpriz var, sorun yok. Ama Harry'si öneririm. Şu anda revaçta olan Harry's. Ve şöyle az önce de dediğim gibi yani bir erkeğe dört kız falan, kadın falan düşüyor. Güzel. Bir gün geleyim, gezdir beni ya. Kardeşin elinden bir tut. Gel gel, ayıp ediyorsun. Ama şu anda değil, biraz Kasım Aralık evet. gibi gelsen daha iyi olur. Tamam, işler benim korona da biraz görelim ne olacağını. Aynen. CM Punk sormuş. Beni ne zaman işe alacak? Var olsun, kendisiyle yıllardır çok iyi bir iletişimimiz ve bağımız var. CM Punk çok sevdiğim bir arkadaşım. Berkay'a selam olsun. Çok çok kıymetli bir insan. Yönetimde beraber çalışmak isterim. Neden olmasın? Yani Berkay yanılmıyor. Soyadını söylemeyeyim değil mi? Söylemeyeyim şimdi, belki hani afişe etmek gibi olmasın. Onunla yapacağımız, ileride değerlendireceğimiz çok şey var. Olacak sevgili Berkay'cığım. Purple Maker sormuş. Yönetim ekibi hakkında ne düşünüyor? Alper sen varsın kardeşim, yani çok iyi düşünemiyorum sen olduğun için. Şaka bir yana, Alper hep takıldığımız bir arkadaşımızdır. O da çok çalışkan, çok hızlı. Her bir şey rica edildiği zaman ilk atlayanlardan biri olur. Onunla beraber olmak çok keyif verici. Çalıştığı en iyi ekip başka bir tabirle altın ekip hangisiydi demiş. Altın ekip, güzel soru. 2016 yılındaki yönetimimizi söyleyebilirim. 2016-2017 yıllarında Mehmet Bana, Engin Erol, Buğra Yücel, başka atlamak istemiyorum. Yine Berkay. Berkay da oradaydı az önce bahsettiğimiz. King of Kings Brock Nick'iyle, Nick'ini değiştirmeden önce. Ondan sonra Selin, Country Cutness, Selin, başka, ya o ekip yok. O 2014 müydü bu saydığım ekip? Ya bu ekiple çok iyi çalıştım. bu ekip şey olsun. Hangi sene ise bu ekibi yazmak isterim bir köşeye. Şafak. Evet, Şafak'ı unutmak üzereydim. Şafak. Junior da vardı yanılmıyorsam. O şey içinde. Tabii bu yönetim çok hızlı değişen bir organizma olduğu için zaman zaman. Belki bu söylediğim periyot bir 6 aylık dilimde olan arkadaşlar olabilir. Bu ya o ekip iddiatında içinde ağırlıkta olduğu arkadaşlar benim altın ekibimdeydi. Buradan onları söylemek isterim. Bu uyumlu olmamızın sebebi de biraz yaş belki olabilir. Yaş olarak hepimiz birbirimize çok yakındık. İnsanları büyük küçük diye asla ayıran birisi değilim ama ne dediğim anlaşılabiliyordur diye umuyorum. Türkiye'deki güreş severler arasında izlemeyi bırakanların oranı gözde görülür bir biçimde arttı. Bu konu hakkında fikirleri neler ve kendisine göre neden insanlar güreş izlemeyi bırakıyor? Ya güreş izlemeyi yalnızca Türkiye'deki insanlar değil, tüm dünyadaki insanlar bırakıyor. Böyle bir problem var. Ben analiz seven bir insanım, istatistik seven bir insanım. Bakıyorum Google Trends'lerde yıl yıl WWE aramalarına, her sene iki barem düşüyor. Bu iş Türkiye'de bir gün underground'a girecek. Eğer Güreş Türkiye sosyal medya hesaplarındaki aktifliği devam ettirmezse. Biz de yine 10. yaş konumuzda dediğimiz gibi güreşi tanıtma, tartışma ve bilinçlendirme konusundaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Alper'in de katkıları için teşekkür ediyoruz. Forumun 2018, 19 ve 20 jenerasyonu hakkında ne düşünüyor? Kendisine göre en kaliteli jenerasyon hangi yılın jenerasyonu idi? Valla şunu söyleyeyim. Her jenerasyonun kendine ait bir rengi vardı. Ya 2010 yılındaki jenerasyonun da kendine ait bir rengi vardı. Kaan Araş mesela burada benimle hala 10 senedir arkadaşımız devam ediyor. 2012 yılında ayrı bir melodisi vardı. 2016'nın da birini seç desen ben ya 2016'yı seçerim ya da 2014'ü, 2012, bu arada gidip geliyorum. Ya bu soruyu keşke önceden düşünmüş olsaydım. Ama benim forumda en çok keyif aldığım sene 2012 idi. Drag John Cena feud'u. Who is the best in the world feud'u.
brand savaşları Raw SmackDown arasındaki John Laurinaitis ve Hola 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 amca. Ben en çok keyif aldığım 2012 senesiydi. Tabi bunun güreşle de alakası var. Jenerasyonla da birleştirebilir miyim bu soruyu bilmiyorum. Ama bir tanesini seçecek olsam en iyi üçümde 2012, 2014, 2016 olurdu. Sıralamasız. Formula 4 yıl bulunuyorum. 1,5 senedir yönetimdeyim ama hala ne iş yaptı hakkında bir fikrim yok. Kral, ben bir devlet kurumunda üst düzey yöneticiyim. Maşallah. Alışkanlık ya sende zaten. Üst düzey yönetici. Estağfurullah. Evet. Falan. Falcon Arrow sormuş. Kaya Çilingiroğlu Alfa mı diye. Kaya'yı çok beğenmiyorum. Çok tutmuyorum ya. Bence çok daha alfalar var. Mesela Serdar Ali Çelikler. Hadi bakayım. Ama tabii sen yorumculuk olarak değerlendiriyorsun. Yani. Abi ben, her açıdan Kaya, adamın... Kaya deyince adamın... direkt aklına Hülya Avşar geliyor. Mesela, ha, bak şimdi bu açıdan bakmadım. Şimdi Hülya ile birlikte olmuş, Hülya'dan çocuk yapmış bir adam tabii ki alfadır. Yani ama şimdi daha da alfaları saymış bulundum. Kaya doğru, Kaya alfadır abi. Sorun yok. The Kings of Wrestlers Wrestler sormuş. Benim hakkımda ne düşünüyor? Çok seviyoruz Umut'u. Bu uzun sürenin ardından tekrar güreştirirken 10. yıl şenliklerinde geri döndü. Bize katıldığı için, bizle beraber olduğu için. Bir de VIP satın aldığı için ayrıca müteşekkiriz. Kamil Kürşat 1905. Abi bak direkt bastım KK'yı. Mükemmel bir adam. Hiç değişmez. Hakkımda ne düşündüğünü merak ediyorum. Sonuçta geçmişimiz pek iyi değil. Bütün üstlük sebepsiz yere bir yıl bana atmışlar. Ya ben sebepsiz yere bak bir yıl bana atmışımdır arkadaşlar. Şimdi bana bakarız. Ona bakarız bir küfürlü mesaj çıkar, bir şey çıkar. Bakın lütfen. Şimdi ağız var. Söylenince laf oluyor, söz oluyor, toz oluyor. Onu bir durduralım. Kamil çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Yürüyen Galatasaray bayrağı. Zaten spor banını da açtık. Ya mükemmel bir yer oldu spor bülteni. Galatasaray kaybediyor, Galatasaraylılar var falan. Çok inanılmaz eğleniyorum. Spor bülteni hep böyle kalmalı. Ağzına kadar Galatasaraylı dolu olmalı. Stephen Truve sormuş. Güreşten tamamen farklı bir alanda forum açacak olsaydı hangi alanda açmış olmalı? Ya belli değil mi abi? Spor açardık ya. Futbol açardık. Futbol attı. Yani. Bak siyasete asla girmezdim. Şu sebeplerden ötürü. Ben anasını satayım güreş forumunda Berat Albayrak'la takışmış bir adamım. Ve bana tebligat gelmiş işte bu Özge Ulusoy ilişkisi konusundan işte bazı üyelerimizin açtığı Özge Ulusoy ilişkisi konusunu kaldırın diye tebligat yollamış bir adam bize. Ya siyasete kesinlikle bulaşmazdım. Bir, siyasi baskılar. İki, insanların takım tutarmış gibi siyasi görüş benimsemesi. Yani bir yanlışa yanlış, doğruya doğru deyin abi. Bu desteklediğiniz adamın yanlışına yanlış demezseniz, beğenmediğiniz Tayyip Erdoğan'dan farkınız kalmaz. Yanlışa yanlış deyin. Ama bizim ülkemizde takım tutar gibi şey oluyor, siyaset oluyor. Tabii konu siyaset olunca da sertleşiyor, çirkinleşiyor. Ama futbol başka ya, spor başka ya. Bir olimpiyatlar, bir Avrupa şampiyonası, bir dünya kupası. Ben kesinlikle spor forumu kurardım. M3T ya da M3T. Yani Mete. Tabii ki. Ben öyle çok yöneticiliğe kasan, haftanın üyesi olmaya çabalamayan birisiyim. Bununla birlikte forumun en eskilerindeydim. Acaba benim gibi eski topraklara sembolik olarak emekli bölmesi eklenir. Çok doğru. Hall of Fame. Bunun için biçilmiş kaftan olabilir aslında. Değil mi? Evet. Bakalım. Bakalım. Belki sürprizleri açız. Pazar günü Hall of Fame törenimiz. Bakalım kimler olacak. Takip edeceğim. Hadi bakalım. Sonra... Dargan Baba sormuş. Selam olsun. Bizim zamanımızda Buğra'nın resmi olay konusuydu. Sır gibi saklanıyordu. neyse gören gördü ama görmeyenler de oldu. Şimdi ifşa zamanı bence 10. yılın şerefine. Bu arada ben gördüm demiş. Abi her yer bizim fotoğrafımız. Yani radyo konusunda bile biz kendi fotoğrafımızı koyuyoruz kapağa zaten. Sorun yok. Buradan Instagram adresini veremem. Instagram
Bugragur. Ama eklemeden önce forumdan yazın da ben tanımadığım biri diye kabul etmemezlik yapmayayım. Bugragur'un A'sı 4. Sayıyla 4. Ne 4'ü diyeceksiniz? Tabii ki Rabia 4 arkadaşlar. Yani. Instagram'dan, Twitter'dan takip etmek isteyen arkadaşlar takipleşebiliriz. Hiç sıkıntı değil, sorun değil. Memnuniyet duyarım. Benim bu arada uzun yıllar fotoğrafımın olmama sebebini de açıklamış olayım. Benim çok uzun süre akıllı telefonum olmadı abi. Ya ben genelde telefon, tablet değil de bilgisayara düşen biriydim ve harcamalarımı bilgisayara yaptırıyordum. Bu sebepten ötürü çok uzun süre bana kameralı telefon tabii kullanıyordum da. Ya şimdi sen kaç yılında yaşıyordun da diyeceksiniz. Şimdi buradan yaşım da biraz afiş olmaya başladı. Ben lisedeyken ya akıllı telefon, smartphone büyük olaydı. Yani çok hiç yaygın olmayan bir şeydi. O kadar söyleyeyim. Gayet açıklayıcı. Paranoyak sormuş. Beni işe almak için neden 8 yıl bekledi? Şaka maniyetinde. Çok selam olsun buradan reise. Tayfun'la çok uzun süre foruma üyeydi. Fakat hani bana şunu söyledi. Destek olabilirim, katkı sağlayabilirim dedi. Ben de hemen gel ol dedim. Hemen gel ol dedim yani. Bu da beraber olmakta memnuniyet verici. Keşke daha önce kısmet olsaymış. Forumu kurarken ki motivasyonu ve şimdiki düşünceleri neler? Forumu kurarken ki motivasyonumuz 7Lot'taki yani WWE'nin resmi forumundaki geçmiş zamandaki Avel saldırılarını olmayacağı güreş konuşabileceğimiz bir yere geçmiş olmaktı. Troll saldırılarının olmayacağı. Motivasyonumuz oydu. Şimdiki motivasyonumuz da yaş konusunda da yazdım. Güreşi tanıtma, tartışma ve bilinçlendirme. Forum onun hayatını neleri değiştirdi? Bir süre hayatım yani daki sıralamayı eğitim, iş, aile sıralamasında forum çok oynak olmasına neden oldu. Ya, fakat şu anda belli bir hayata yerleştim. Kendi hani ailemden ayrı bir evde yaşıyorum. Forumda benim için eğlendiğim, günde birkaç saatimi ayırdım, 3-5 saatimi ayırdım. Bazı telefonda da dahil olmak üzere. Çok keyifli bir hobi. Forum içerisinde 10 yıllık süre zarfındaki en büyük pişmanlıkları neler? Ya bunu sayamam ama birinin gönlünü kırmak, istemediğim konularda yanlış anlaşılmak, bir insan kalbini kırmak ya. Varsa eğer farkında olmadan kalbini kırdıkların buradan hepsinden özür dilerim. Forumdan bıktığı dönemler oldu mu? Olduysa hangi yıl? Yok, bir insan hobisinden bıkabilir mi ya? Bir insan kitap okumaktan bıkabilir mi? Spor yapmaktan bıkabilir mi? Bir insan hani balık tutmaktan bıkabilir mi? Bu arada hobiler deyince ne kadar klişe şeyler aklıma geliyor ya. Ama bunların hepsini yaparım. Çok da güzel balık tutarım. Balık mevsimi de başladı bu arada. Bir 15 gün falan oldu. Güzel bir o beyaz aslan sütü yanında olmak üzere. Yani güzel sofralarda kurulması lazım. Paranoyak hakkında neler düşünüyorsun son olarak? Ya Tayfun çok uzun süredir arkadaşım. Beraber yanılmıyorsam da şeyiz ya. Ya yaşlıyız ya da benden 1-2 yaş küçük. Yani çalışıyor da aynı zamanda. Bazen ibraz da ediyor. Arkadaşlar çalışıyorum çok aktif olamayabilirim gibisinden. Yani bana benzeyen insanların benle çok yakın olması Güreş Türkiye'de beni çok mutlu eden unsurlardan biri. Paranoyak da bana benzeyen biri yani Tayfun. ETR sormuş. Forumu 10 yıllık geçmişinde bir yere dönebilecek olsa hangi noktaya dönerdi ve neyi değiştirirdi? Ya şu anda hangi noktaya dönerdiden ziyade ben bu soruyu biraz güreşle bağdaştırmak istiyorum. Ben 2012 yılındaki WrestleMania döneminde, Road WrestleMania dönemindeki foruma dönmek isterdim. Çünkü ya, izlediğimiz şeyden aşırı keyif alıyorduk yani.
Drak Sina feyudu, Who is the best in the world feyudu, Brand savaşları, John Laurinaitis, hola 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 amca. Yani o güreş, yani bak 2011 de çok güzeldi. CM Punk, Pipebomb, John Cena, Money in the Bank. Ya oralara dönmek isterdim. 2014 de çok güzeldi WrestleMania. 2010 işte WrestleMania 31'in olduğu sene de çok güzeldi. 2016 galiba. Yani oralara dönmek isterdim ve kesinlikle bir şeyi değiştirmezdim. Çünkü bizdeki her şey spontane gelişti ve olması gerektiği gibi oldu. Selin sormuş. Demiş ki hakkında ne düşünüyor? Vallahi Selin'cim çok kıymetli bir üyemiz. Bir Carmella aşığı. Bir Graves şeyi, markı. Onun da bir nadir kadın üyelerimizden biri olması bizim için onur verici. Bir de forumu kurduğunda yaşı 16-17 idi yanılmıyorsam. Evet. O zamanki evet. Düşünceleriyle şu ankileri kıyaslayabilir mi? Forum hakkında mı, güreş hakkında mı, hayat hakkında mı? Sence hangisinde sordu? Forumu kurduğunda dediğinde forum hakkında herhalde. Bence de ya. Ya forum hakkındaki düşüncelerim hani güzel, hoş, butik bir yer olabilmesiydi. Şimdi Türkiye'nin en büyük profesyonel güreş internet sitesi, 105 bin YouTube takipçisi var, 10 binlerce diğer mecralarda takipçileri var. Yani hiç tahmin edemeyeceğimiz yerlere gitti iş. Bunu da başarmış olmak, ekibim, üyelerim, hepimizin ailecek bunu yapmış olması çok onur verici. Yani Chris, o çok amatör düşünüyordum. Ya şu an çok kurumsal gidiyoruz yani. En büyük fark bu. Bunu kıyaslarım. Christian Cage sormuş. C.Cage olarak. Peki. Peep'in kendisi mi ekşideki demiş. Hayır değilim. Hayır değilim. Ama belki Ryan olabilir. Bir de ona sor. Julier sormuş. Geçen 10 yıllık süreçte hiç pes ettiği oldu mu? Ki cevapladım bundan sonra. Aynen. Hedef 10'du. 10 başardık. Artık hedef 100. Bu kadar büyüyeceğini hiç düşünüyor muydun forumun ilk kurduğun zaman? Valla işte çok amatör kurduk. Çok kurumsal bir yere gitti. Bunun sebebi de zannedersem hani inovatif olmak, herkesi dinleyebiliyor olmak, boş bir tuval oluşturup resim yapması bilen herkesi davet etmiş olmak. Son olarak da kendisi hakkında ne düşündüğünü merak ediyor. Yiğit çok yakın tarihte üye olmuş olması lazım. 2019'da üye olmuş. Bir sene olmamış. Bir sene olmamış. Çok hızlı kaynaştık. Yiğit de çok iyi bir arkadaşımız var. Beraber onunla çalışmak çok keyifli. Çok olgun bir karakter. Ben şu ne bölüm okuduğunu bilmiyorum. Belki yarın sınava girecektir. Belki üniversitededir. Ama ileride şu an birikim, belki 10 senedir güreş takip ediyordur Yiğit ya. Değil mi? Mantıken yani. 10 senedir belki güreş takip ediyordur. Çok güreş anlamında da düşünceleri takdire şayan, bakış açıları etkileyici. Yiğit'le beraber birlikte olgun fikirlerinden yararlanabiliyor olmak, onun düşüncelerini öğrenebiliyor olmak inanılmaz aşırı keyifli. Mr. Bean sormuş. Önümüzdeki yıl beni admin yapma konusunda planları varmış diye duydum. Neden direkt bana söylemedin de? Evet. Bunu başkaları aracılığıyla öğrendim demiş. Vallahi Arda'cığım çok selam olsun sana da. Neden olmasın? Kim ne olacak, ne zaman olacak belli değil. Telefon doğrulaması özelliği kalktığı an forumda bir istila olacağı kesin. Böyle bir durumda ilk atak beklediği kişi kim? Kaan. Kaan. Bunu ben... hemen alın abi. Hemen alın abi. Forumumuzdaki hukukçu arkadaşlarımız. Ne? Kaan'ı hemen alsınlar. Bu çok tehlikeli bir adam. Hemen Bursa Spor 61 31. Neydi lan sizin plakanız? Bursa Spor 31-16 diye nick alıp foruma istila yapabilmesi ihtimali. Benim haberim bile yok doğrulama kodu olduğundan forumda. Olduğundan. Forumda ben, SMS doğrulaması var. Yani. Ben forumun dinozoruyum. Foruma 10 sene önce giriş yaptım. Hala devam ediyor işte. Aynen öyle. Şifre girmiyorum ki.
Ya Kaan. İşine bak ya. Evet. Forumu kendisi kurmamış olsa, 10 sene önce bu forumdan başka birisi bir güreş forumu kuracak olsa bu kim olurdu? Şafak olurdu. Ya da Numan Numan. Ya Şafak ya Numan olurdu. Numan kurdu oğlum zaten. Zamanında. Ne kurdu? Bir tane daha vardı ya şey. Güreş Türkiye ile bir forum daha vardı bunlar. Ha oğlum orada Kuadmin'in Numan ya. Kurucu ha. Değildi. Pardon. Neydi ya? Herkes davet ediyordu falan Facebook'ta Messenger'dan. Kral. Ya bu davetle bu işler maalesef yürümüyor arkadaşlar ya. Yani başka şeyler sunmanız gerekiyor. İşte ya bu iş girilecek bir iş değil. Hani şu anda bırakın güreş forumunu. Yani Türkiye geneli forum, işte dizi forumu, spor forumu, siyaset forumu, başka ne olabilir? Film, dizi forumu, sinema forumu, işte felsefe, psikoloji forumu, teknoloji forumu, oyun forumu. Yani artık insanlar Twitter, Facebook, Instagram, işte Telegram oldu biraz da. Artık insanlar toplanacağı yerler ana sosyal medya akımları olmuş yani. Bu yan eski indie kültürü bitti maalesef. Yani sen de şimdi davetle zamanında Seven Note'daki üyelere mesaj atıyordun hepsine DM'den tek tek. Ben mi? Evet. Ben atmıyordum. Belki Numan atıyordur ya. Yok şeydi hatta Seven Note'da konusunu açtılar bunu ben çok iyi hatırlıyorum. Senin hesapla işte şu üyeler var şuraya geç. Şöyle bir şey yaptık tarzı. Vallahi olabilir hatırlamıyorum. Ve çok eski ya. Olay işte maalesef. 10 sene geçti. 10 sene geçti. Yani. Belki 11 sene geçti yani bilmiyoruz yani. Öyle. Lord Voldemort sormuş kaç para kazanıyor diye. Para maalesef kazanmıyoruz ya. Biraz VIP alın da şu değil sunucu mi? Masraflarını biraz şey yapalım arkadaşlar. Stylin sormuş. Geçmişte evet. Forumu bırakma sebebim haftanın üyesi seçilmem gerekirken yeni başlayan bir üye seçilmişti. Sorusu da bu. Nasıl ya? Stylin. Çok selam olsun buradan. Eski bir üyemiz yani 2014-2015 jenerasyonu olması lazım. Yani bilmiyorum Emin galiba adı değil mi? Selam olsun buradan. Bir dahaki sefere ben buradan Doğan'a briefing vereyim. Emin'i seçelim arkadaşlar. Yani bu iadeye itibar yapılması lazım. Seven Note'da var mıydın? Evet. Oradan buraya taşınma süreci nasıl gerçekleşti? İşte arkadaşlar AWS saldırıları, Troy saldırıları, Kaan gibi tipler orayı istila ediyordu. Biz de bir yığın küfür yiyorduk. Bu sebeplerden ötürü maalesef şey oldu. Hani yeni forum açmaya karar verdik ve burayı kurduk. 10 sene hedef, ilk hedef gerçekleşti. İkinci hedef 100 sene. Hedef yani 2120 değil, 2110. 2110 aynen. Abi bu arada son soruydu Buracığım. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sevgili Kaan. O zaman meşhur espriyi yapabilirsin, evet. Evet. Ben ne zaman admin olacağım? Ne? Seneye görüşürüz. Seneye görüşürüz. Ben ne zaman deneme modda olacağım bir haftalığım ya. Yeter artık. Bakalım. Belki de başka şeyler olur. Hadi bakalım. Allah Allah Allah. Heyecanlandım. Hiçbir şey olmadı. Selin Şener'le Starbucks'ta. Kahve söylerken deneme mod yazırsın kahvenizde. Güzel. Buracığım çok teşekkür ediyorum sana. Ben de çok teşekkür ediyorum Kaan. Evet sevgili Güreş Türkiye dinleyicileri. 6. sene 6.sını gerçekleştirdiğimiz röportajımızı dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize sağlıcakla kalın. Dikkat edin. Maskelerinizi takın. Yeniden hatırlatıyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.